This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Şimdi içeri girmek için bilet alacağız. Normalde eğer bir seferlik giriş yapmak isterseniz $30. Bir yıl boyunca sadece bu park için bilet alırsanız $55. Fakat Amerika'nın her yerinde National Park'lara girmek için de $80 ödüyorsunuz. İstediğiniz zaman, istediğiniz eyalette National Park'a o giriş biletiyle rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Biz de $80'lığı alacağız ki diğer eyaletlerdeki National Park'lara rahat bir şekilde giriş yapalım. Ekstradan para ödemeyelim. Tabelada görüyorsunuz, sakın diyor timsahlara 15 feet'ten yani 5 metreden yakın olmayın, 5 metreden fazla yakın olmayın. Zaten eminim ki olamayız. Bazen timsahlar bu yürüdüğümüz yollara da çıkabiliyorlarmış. O yüzden ilk girişteki bayana ufak soru sorduk. O da kendisi bize dikkatli olmamızı söyledi. Bazen timsahlar bu yürüdüğümüz yollara geldiği zaman insanlara karşı daha önce herhangi bir atakta bulunmamış. Fakat yine de dikkatli olunması gerektiğini söyledi. O yüzden biz de olabildiğince dikkatli olmaya çalışacağız. Umarım sağ salim buradan çıkarız. Her gelen yani timsah güneşten kaçmak için kendini kuşatmış. Bayağı timsah var burada. Hava çok sıcak olduğu için şu anda gölgede dinlenmeye geçmişler. Bayağı timsah var burada. Artık aralarına girsek ne olur tahmin bile edemiyorum. Birazdan görüyoruz.
Ayrıca burada turistler için botlarla suyun içinde tur atabiliyorsunuz. Ayrıca timsahları doğal ortamlarında da bu şekilde görme şansınız var. Şimdi birazdan biz de deneyeceğiz. Göreceğiz. Tekne turumuza başlıyoruz. En ön tarafa oturduk. Biraz ıslanacağımızı söyledi beyefendi. Bakın bence buna değer. Şimdi göreceğiz. Bugünkü timsah maceramız burada bitiyor. Artık bir sonraki durağımız Miami, Miami'nin merkezi. Bakalım Miami'de bizi neler karşılayacak. Miami'de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Miami'nin merkezindeyiz. Dünyaca ünlü Miami'nin kumsallarına gideceğiz şimdi. Ve bakacağız Miami kumsalları nasılmış.
sizlere de göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, meşhur Miami kumsalına geldik şimdi. Suyu buradan görebiliyor musunuz? Harika bir görüntüsü var. İşte Miami sahili, Miami kumsalı. Fakat çok fazla business var. Yani çok fazla iş yeri var. Görüyorsunuz etrafta özel şemsiyeler koymuşlar. Ondan sonra uzanmak için, adını unuttum şimdi, koymuşlar. Yani bizim Şile'ye benziyor burası da. Her yer iş yeri, özel işletme olmuş. Bu da insanların rahatsız olduğu bir konu. Daha doğrusu ben rahatsız oluyorum. Mükemmel Miami kumsal arkadaşlar. Bayağı bir kirli görünüyor. Suyun biraz daha ileri kısımları görüntüsü çok iyi, fakat bu kısımlar gerçekten berbat. Bayağı bir yoğun şu anda. Bayağı bir insan var. İnsanlar gelmiş serinlemek için, yüzüyorlar, güneşleniyorlar. Hakikaten hava çok sıcak. Evet, bu gördüğünüz yer Miami arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum, Miami'nin hemen hemen her yerinde palm tree'ler var. Yani bu ağaçlar. Bu ağaçlar sıcak havaların ağacı. Aynı bu ağaçlardan Los Angeles'ta ve Florida'nın diğer bölgelerinde de var. Palm tree.